Merhaba arkadaşlar, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte hızlı bir şekilde büyüyoruz. Abone olan, takip eden, güzel yorumlar yapan herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Arkadaşlar, kavuçuk çoğaltma yöntemlerinden birincisini sizlerle denemiştik ve şu anda yapraklarım köklenme aşamasında. Kökleri biraz daha belirginleştiğinde bunu sizlerle paylaşacağım ve sonucunu göstereceğim. Diğer bir yöntem ise kelle alarak, kavuçuktan kelle alarak, filiz alarak köklendirme yöntemi. Şimdi kavuçum dipten bir kök vermediği için ya da filiz vermediği için ben filiz köklendirme işlemini kelle alarak ve tepeden yapmak istedim. Dün akşam bunu yaptım arkadaşlar. Verev bir şekilde şu kavuçuğumuzun tepesindeydi. Şöyleydi kavuçuğumuz. Verev bir şekilde bu parçayı buradan kestim. Kestikten sonra biliyorsunuz ki kavuçukta yüksek miktarda özellikle yapraklarda da süt akımı olur. Fakat gövdede bayağı yüksek miktarda bir süt akımı oluyor. O süt akımını engellemiyoruz. Kavuçuktan yaprak alırsanız köklendirmek için ya da bu şekilde bir kelle alırsanız köklendirmek için kesinlikle süt akımını engellemiyoruz. Süt akımı akabileceği kadar akıyor. Aktıktan sonra şu kısma bir peçete koyuyoruz. Bu kestiğimiz kısma da aynı şekilde bir peçeteye yerleştiriyoruz. Ve iyice süt akımı durup orası kuruyor. İyice kuruyor arkadaşlar. İyice kuruduktan sonra peçetemizi alıyoruz. Orayı yine bir kuruluyoruz. İsterseniz tarçın sürebilirsiniz. İsterseniz toprak sürebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Parçayı aldıktan sonra süt akımını devam etmesine izin verip orayı peçeteyle kurulayıp toprak sürdükten sonra diğer işlemlere geçiyoruz. Şimdi ben aldığım kelleyi ne yaptım? Şöyle iki yaprak halinde kavuçuğum. Şu şekilde. Bu arkasındaki yaprak değil arkadaşlar. Kavuçuk yetiştirenler bilir. Kavuçuk yaprağı önce şöyle bir zarın içerisinde oluşur. Bayağı bir belirgin ve büyük hale şu kadar. Bakın şimdi şu yaprak yeni zarını attı. Yaprak iyice belirginleşip ve büyüdükten sonra bu zar yavaş yavaş açılır ve yaprak ortaya çıkar. Ve en son yaprak gelişimini bu yapraklar gibi tamamladığında bu zar kurur ve düşer, dökülür. Bazı arkadaşlar işte kavuçumun tepesinde işte yetiştiremeyenler, daha önceden yetiştirmeyenler veya daha önce kavuçuk bakmayanlar şöyle bir şey oluştu diye sorular sormuşlardı. Bu kesinlikle zarar değil, çok faydalı bir şey. Zaten bitkinin genetik yapısında o süreci tamamlaması lazım. Onu tamamladıktan sonra zaten normal yaprağını bu şekilde açıyor kavuçuğumuz. Şu anda kavuçuğumuz köklendirme aşamasını aldığım için hemen ne yaptım? Bu kelle kısmını kavuçuğun kendi saksısındaki toprağından aldım. Arkadaşlar başka toprak almak istemedim. Belki bakteri, mikrop veya farklı bir şey oluşabilirdi. Çünkü bu toprağım çok sağlıklı. Herhangi böcek, bit, sinek hiçbir şey yok şu anda. Onun için toprağımı şöyle şu kısmından biraz toprak aldım. Şu kestiğim kök kısmına bu şekilde yerleştirdikten sonra streçledim, sardım ve şu telle de bu şekilde bağladım. Hem nemini kaybetmemesi için streçledim ve telle bağladım. Hem de hareket ettiğinde ya da çarpıldığında düşme işlemine uğradığında herhangi bir kaza sonucunda yaprak kökünün zarar görmemesi ve toprağının dağılmaması için ve ayrıca dediğim gibi sera ortamını oluşturabilmek için bu şekilde yaprağımızı streçledim ve streçledikten sonra burada da telle bağladım ki
havayla teması kesilsin, bu sera ortamı tamamen oluşabilsin ve köklenme işlemi hızlanabilsin diye. Şöyle bir bardağın içine bunu yerleştirdim. Başka hiçbir su koymadım çünkü bu toprağı ıslak. Bu toprağı sararken, bağlarken ya da sera usulü işlemini yaparken tellemeden önce aradan birazcık su verdim ve şu anda toprağım ıslak ve torflu toprak olduğu için aşağı yukarı 15-20 gün hiç su vermesem bile bu topraktaki nem bu bitkiye yetecektir. Ama ne yapabiliriz? Kontrol ederiz arada bir haftada, 3 günde, 5 günde neyse ev ve ortamın sıcaklığına göre. Buradaki toprakta bir kuruma olduğunu hissederseniz hemen şuradan bir köşesini açıp şu aradan tekrardan biraz su ilave edip toprağın yaprağın nemini ve toprağın ıslaklığını sağlayabilirsiniz. Şu anda bu yeterli. Yani söylediğim gibi bu benim ilave ettiğim ve koyduğum su. Aşağı yukarı bu yaprağı bir hafta, 10 gün, 15 gün idare edebilecek düzeyde. Çünkü hava almıyor, streçlendi ve toprağın kuruması için aşırı bir ısı ve sıcak şu anda yok. Bardağın içine koyuyorum. Bardak da bir tür onu nemli tutuyor. Plastik bardak. Bu şekilde bu işlemi devam ettiriyoruz. Tepesine ne yaptım? Bu tepe kısmına da arkadaşlar aynı şekilde yine kendi kökündeki topraktan aldım. Tepe kısmına koydum ve o streçle sardım ve telle bağladım. Bu işlemi neden yaptım? Birincisi, tepe kısmını açık koysaydım buradan yeni bir dal ya da sürgün verecekti. Kauçuk büyümeye devam edecekti. Hiçbir sakıncası yoktu. Ağacımız büyürdü. Hiçbir sıkıntı olmadan çok bir güzel bir şekilde ağacımızı büyütmüş olurduk. Evet, söylediğim gibi yani burayı açık bıraksak da hiçbir sıkıncası ve zararı yoktu. Ağaç buradan büyümeye devam edecekti. O kestiğimiz yere toprak yani böyle bir işlem yapıyorsanız kelle aldınız ve buraya herhangi bir streçleme ya da topraklama işlemi yapmak istemiyorsanız sadece o kestiğiniz kısma hafif toprak sürerek iyice sütü aktıktan sonra hafif toprak sürerek bekletebilirsiniz. Ağacınız yine oradan büyümeye devam edecektir. Ayrıca buradan farklı dallar ve sürgünler de sürecektir. Fakat ben niye böyle yaptım onu açıklıyordum az önce. Buradan da şu yaprağın köklenmesini istedim. Yani yaprağın ağacın üzerindeyken köklenip köklenmeyeceğini ya da köklenip köklenemeyeceğini anlamak istedim. Şu kısma toprak saksının dibinden toprak aldım, streçledim ve telle bağladım. Ve bu şekilde bir iki gün oldu. Bugün ikinci günü. Ve bu şekilde bekleyecek. Daha sonra çoğalma işlemi nasıl oldu sizlerle yine paylaşacağım. Söylediğim gibi önceden fidesini suda köklendirme işlemi yaptım. Çok başarılı oldu. Yaprağını toprakta ve pet şişeyle köklendirme işlemi yaptım. Onlar çok başarılı oldu. Şu anda da sizlere çekimini yapıp yayınladığım videonun yaprakları yeşerme aşamasındalar. Onların sonucunda yine sizlerle paylaşacağım. Şu anda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu yaprağımız da ağacın üzerinde köklenirse bunun da sonucunu sizlerle paylaşacağım. Hoşça kalın, dostça kalın. Hayırlı ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.